Evet, selamünaleyküm değerli izleyenler. Şu an Son Hedef TV'deyiz. Baskına gidiyoruz. Ne yapalım reis? Ne diyorsun? Bence gidelim. Orada kim var, kim yok. Yoklama mı çekelim? Hepsini alalım diyorum. Bir makara yapalım. Bakalım kim denk gelecek bize inşallah. İyi miyiz? İçeride miyiz? İçerideyiz reis. Hangi içerideyiz dayıcım? Biz her zaman her yerdeyiz. Tamam babacığım. Tamam. Evet baba. Ne oluyor? Hayırdır? Hasan baba ne yapıyorsun? Gelsene sen buraya bir gel. Ne oldu? Soradın değişti. Hayırdır? Ne yapıyorsun? Nereye? Hayırdır? Hayırsa hayır. Baba hani, sen oldu? Bizi bir görünce bir soradın değişti. Bir saniye. Bir dakika baba oluyor? Aynı kanalda değil miyiz? Hayır aynı kanaldayız. Gel ya, sen çıksana. De benim bir saniye. Ya, sen niye sinir yapıyorsun ki? Bir saniye. Hayır bismillah önce bir gelir sen konuşur. Bizi sevmiyor musun? Hayırdır? Hayır. Ya, bize mi iş koyuyorsun olan ya? Sevgi meselesi sen değil ki. Önce bir gelirsin. Ya şunu bir kaldırsana. Niye kaldıracak? Bir dakika abi bir saniye. Abicim olur mu böyle? Bir saniye abi sen de bize ters yapıyorsun. Ama ayıp ediyorsun ya. Allah Allah aynı kanalda değil miyiz aga ya? Sen bize niye şekil yapıyorsun? Haber vermiyorsun bana gelmişsin kamerayla karşıma çıkıyorsun ya. Bir dakika abi sen bir otursana bir dakika abi sen ya şunu bir dakika bir dakika abi Musa mübarek ama bak sen bir şey söyle mübarek biz diyorsun biz kardeş miyiz abi? Tamam saygı duymam. Şarkı mı söyleyeyim? Hepimiz. E tamam da ama saygı duymamı istiyorsan önce bir haber versin. Telefonum var telefon açarsın. Ya kardeşim bir dursana. Bir dakika abi. Allah Allah. Hayır nedir suçlu tatlı şeker konuşalım, gibi. Tatlı konuşalım reis mübarek. Bir sakin ol bir sakin ol. Şu kamerayı bir çek. Ya şu bir dakika, kameramanım bir şeker misin? Siz kameraman bir sakin ol bir sakin ol sen bir sakin ol. Siz ne diyorsunuz Murat Bey? Macera. Zaten Kelvin'i 7200'de çalışıyorsunuz ayrı bir canım sıkıyor ya. Diyorsun yani. Işık ayarı yetersiz ya ben. Gözlerim yandı. Gözlerim yandı. Gel reis gel reis biz sen bir otur sen ya, buraya bir gel otur. Şu kan. Ya şu evet, kamera evet. Bir çıksın da ondan sonra konuşalım ya. Sen bir gel abi sen bir gel bak. Sen bir gel. Allah'ım ama böyle şey olmaz. Sen bir otur abi evet, sen senin şey. Ben bir. Boyunun ölçüsünü alayım sen tamam bir... Tamam da boy ölçüsü almakla olmaz. Eğer konuşacaksak normal konuşalım. Adam gibi mi konuşalım? Ya direkt sen geliyorsun reis, sanki suçlu çeker gibi böcek olan fabrika çeker gibi kamerayla geliyorsun. Diyorsun. Nedir böyle hamam böceği bulmuş gibi ben de kaç... Ya bir insan biz şaşırdım da yani. Diyorsun. Tamam ekranda seni izliyoruz seviyoruz da yani. Ya kardeşim bir iki dakika bir konuşalım da ondan İzin sonra. İzin alalım ya doğru söyle. Abi bir dakika benim reis. Yasal haklarım var ya. Tamam. Aklını yemeyelim arkadaşın. Başlayalım. Reis başlayalım mı? Tripodu kursun. Tamam. Tripodu kursun. Tripodu kursun. İzin veriyor musun? Ha, vermiyorum ama neyse tamam. Yapma baba ya sen. Tamam hadi vereyim tamam. İş mi tamam vereyim ama ya kardeşim tamam, böyle olmaz başlıyoruz. Ki ya. Tamam dayı başlayalım. Korktum ha. Ne diyorsun baba? Şaka mı yaptın bize? Şaka yaptım tabii. Harbiden mi? Allah'ım ya ben seni indireceğim. Biz seni trollerken sen bizi bir trolledin ama ya. Ama nasıldım? Ama nasıldım? Harbiden iyiydim değil mi? Yapma ya, baba ya. Ya. Böyle ama giderken avlarlar işte. Madem röportaj, benim sana canım feda Allah'ın izniyle ya. Yap röportajını. Ya. Tamam o zaman basalım. Yap röportajını. Başlayalım inşallah. Başlıyoruz. Bizi yedin mi? Bitirdin ya. Bir rol aga bu ya. Tamam baba başlıyoruz bismillah. Kartal tipet gibi adamım vallahi. Son benim kameramana vereyim. O konuşsun. Konuş hocam. Seni çok seviyorlar. Ben de onları seviyorum. Tamam babacığım eyvallah başlıyoruz. Tamam evet abi evet. 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 Evet mi? Evet baba. Evet. Röportaja evet. Geçelim evet. 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 Bir de son bir evet alalım. Evet. Korktum ben. Hayır diyecektim neredeyse. Tabii ki de evet. Evet. Bu robot da mı geziyorsun yanında? Evet. Tamam. Evet, tamam. Başlayalım reis. Başlayalım hadi. Başla. Kursan abi ne be... Selam. Selam. Reis. Dur bir dakika. Selam. Kurban olurum seni yarabana ya. Tatlı adam ya. Selamünaleyküm değerli izleyenler. Yakından tanıdığınız maceracıyla birlikteyiz. Eski maceracı şimdi yeni Türkiye'ci. Diyorsun. Evet tabii. Artık biliyorsunuz 15 Temmuz'dan sonra yani eskiler gidiyor, yeniler geliyor. Elhamdülillah biz de Murat Yeni Türkiye Yollarında programıyla başladık. Ben hep şöyle diyorum. Ne Murat'ın bir önemi var ne yollarındanın bir önemi var. Önemli olan Yeni Türkiye. Rabbimin izniyle 15 Temmuz sonrası birlik ve beraberliği yansıtma adına Yeni Türkiye ismiyle
yola çıkan ilk programında gururunu yaşıyoruz. Olma. Ama reis senin bir kötü bir imajın var insanlar nazarında. FETÖ METÖ muhabbetini FETÖ diyorlar diyorsun. Reis. Yani ne diyorsun? O zaman bir maske mi takayım reis? Maske abi? Takma reis, sen sensin. Sevenler seni seviyor. Ne düşünüyorsun? Gülüyorum yani, ne yapayım, gülüyorum. Şimdi düşünenler haklılar. Çünkü 17 yıldır Samanyolu Televizyonu'nda beni gördüler. Dolayısıyla yani Samanyolu Televizyonu'nun son anları, 17-25 Aralık'tan sonraki yaptığı yayınlar, özellikle Samanyolu Haber, Rabbim hesabını sorsun diyorum. Zaman Gazetesi yine aynı şekilde duam, Rabbim hesabını sorsun yönünde. Yaptığı yayınlardan sonra maalesef kalben ve gönlen kendini öğrenciye adamış birçok saf insan büyük bir hayal kırıklığına uğradı, travmaya uğradı. Kimle de saklı reis. Yani şimdi ben FETÖ'cü değilim de diyemem, FETÖ'cüyüm de diyemem. Desem inandıramam, demesem inandıramam. Önemli olan burada benim nasıl kandığım. Ben devlet, millet ve bayrak denilerek kandırıldım. Sonuçta devletime bir şey oldu mu? Elhamdülillah. Dimdik ayakta. Milletime bir şey oldu mu? Elhamdülillah. 15 Temmuz'da gördük. Dimdik ayakta. Bayrağıma bir şey oldu mu? Allah göstermesin. Dolayısıyla diyorum ki devletim var. Buradan mesela geçen Nisan ayında röportaj yaptım. Mesele Erdoğan değil, Türkiye Cumhuriyeti diye. Buradan açık çağrıda bulunuyorum senin vasıtanla. Özellikle canımızdan çok sevdiğimiz emniyet güçlerine, yani özellikle burada savcılığa suç duyurusunda bulunuyorum. Eğer benim vatanıma, milletime en ufak bir ihanetim ya da bir bu devletin içini altına oymaya yönelik bir dahlim varsa, bunu ispat edebilecek kim varsa lütfen rica ediyorum savcılığa suç duyurusunda bulunsunlar. Ve eğer böyle bir durum varsa da yerim belli, yurdum belli. Bizler birileri gibi kaçmadık, göçmedik. Amerika'yı mesken tutanlar, Avrupa'yı mesken tutanlar, sen o vizeleri nasıl ayarladın? Ne çabuk çoluğunu çocuğunu götürdün? Oradan, Twitter'dan, sosyal medyadan kin kusanlar gibi çok şükür değiliz. Onlar çok bunu kullandılar. O yüzden Rabbimin sonuç itibariyle ifade ettiği, Rabbimi hatırlatan bu cümleyi ben de kullanacağım. Abdestimizden şüphemiz yok elhamdülillah. Ben 5 vakit kılmaya çalışıyorum namazımı. Dolayısıyla abdestinden şüphesi olanlar kaçar. Olmayanlar burada kalır. Suç duyurusunda da bulunur. Çünkü haklılar reis. Yani o canım, o kanlı küpelerle, bileziklerle kurulan Samanyolu Televizyonu'nu, Samanyolu grubu getirdikleri hal belli. Ama çok şükür devlete geçti. Samanyolu da devletin şu an. Kayyum falan yok. Direkt devletin malı. Maceracı da devletin, biliyor musun? Maceracı programı şu an telif hakkı devletimin. Elhamdülillah. Ama ben zaten herkes maceracı diye seviyor. Ayırmışlar. İnsanlar neyi sevip sevmeyeceğini bilir. Evet. Ben 20 yıldır Anadolu'dayım. Dolayısıyla reisim daş gibi programımızı yapıyoruz. Sevgi, tepki, saygı. Tepki olmuyor reis. Of. Yani kötü tepkiler. Rabbimin huzurunda yemin ediyorum, o korkuyla çok yaşadım. Özellikle çok 15 Temmuz'dan sonra şey, o korkuyla çok yaşadım. Ama bu millet öyle asil, öyle felasetli, öyle ayırıcı bir millet ki. Yani şöyle gözü, sen de röportaj yaptığın için bilirsin. Gözün içine baktığı zaman Anadolu insanının en güzel özelliği odur. Bir insanın ne mal olduğunu anlar. Ve neden kaybeder? İyi niyetinden kaybeder. Neyle kandırdılar bizi? Allah'la kandırdılar. Allah diyerek kandırdılar. Eğer bu FETÖ muhabbeti, bu Allah kelamını devam ettirseydi bu milletin başına daha büyük bela olurdu. Ama Rabbim müsaade etmedi. Siyasete girdiler, bir şeylere kafayı taktılar, maktılar. Elhamdülillah Sayın Cumhurbaşkanımıza iyi ki kafayı takmışlar ki, yani sonuçta Cumhurbaşkanımız o zaman başbakandı, devlete kafayı takmak demek bu. Çok şükür Rabbim müsaade etmedi, nice musibetlerden kurtulduk ve ne oldukları ortaya çıktı. Reis, 17 sene çalıştım bunların yanında, hiç mi uyanamadım be mübarek? Neye uyanacaksın? Yani ben dışarıdan bakıyorum, bunların ne mal olduğunu görüyorum. Sen içeridesin. İşte bu, komple içeridesin ama. Komple değil. Değil misin? Şimdi ben Amerika'ya gitmedim.
Ben gitmek istedim. Niye gitmedin? Gitmek istedim. Götürmediler yani bir şekilde. Allah nasip etmedi. Belki anamın duası, belki sevenlerin duası. Hani o zaman o şeydi ya, hoca efendiydi ya o zamanlar. Vaazlar veriyordu, ağlıyordu, mağlıyordu. Sonuçta biz yetkilenmedim desem yalan olur. Çünkü ben çok namüsbet bir hayat yaşadım. Alkol desen, gırla. O günahları anlatmasak ya, en güzeli. Yok, anlatacağım. Çünkü ben bunu kitabımda da anlattım. Bundan 18 sene önce böyle bir hayat yaşadım. Ve ben bir insanın nasıl yani Rabbi ile buluşabileceğini hissettim, gördüm. Bundan 18 sene önce bu yapı yani sonuçta beni birçok kötü değerlerden uzaklaştırdı 18 sene önce. Ve ben hep Anadolu'yu dolaştım. Yani işte börek çörek açan anneler. Şimdi zaten eğer sonuç itibariyle bunun altyapısına girmiş ya da üste doğru çıkmış olsaydım, o baylok maylok bir sürü bir şey hayatımda baylok dedir, onu duymadım. Bak ortaya nasıl çıkıyorlar hiç kendini belli etmeyenler. Bir anda bir yazışma çıkıyor. Ne istiyorsunuz siz Ay Yıldız Team'den? Ne zararları var size? Yani birilerinin gerçek yüzünü gösterdikleri için mi batıyor? Adamlar biliyorsun açıyorlar geri kapanıyor, açıyorlar geri kapanıyor. E diğer aşağılıklarınki niye kapanmıyor? Devlet zorla yani buradan kesiyor. Şimdi çıksın abi ortaya. Ortaya çıksın. Ben güzellikleri aldığım için zaten, gördüğüm için kaybettim. Niye? Nur yüzlü çocuklar geliyordu, çay servisi yapıyordu, bakıyorduk. Biz bununla kandık. Birçok insan da bununla kandı. Ama sonradan araya ticaret girdi. Ne yaptılar? Kasete mi aldılar? Bunların bir açığını mı yakaladılar? Ya da senet mi aldılar? Ya da para tatlı gelir biliyorsun. Parayla mı bu insanları zorunlu kıldılar? 17-25 Aralık'tan sonra akıllı olan adamlar geri çekildi. Fakat ben hep şunu düşündüm. Sen ne zaman uyandın? Beni Twitter uyandırdı aga. Ne zaman? 17-25 Aralık'tan bir sene sonra. Ama ne kavgalar ettim hatunumla. Hatunum hamile. Diyorum ki olmaz. Böyle bir şey olamaz. Yani yenge senden önce mi uyandı? Yenge. Çok önce. Yapma ya. Tabii. Ya ne, bütün aileler birbirine girdi. Bir tek ben değil ki. Baba oğulla, ana oğulla. Nasıl başladı reis? Ya ben dedim ki burada bir şey var. Hiçbir zaman bizim hatun sevmedi. Hiçbir zaman sevmedi. İşin gerçeği yani. Kanı ısınmadı. Ama ben şimdi bak hani hizmet dendiği anda benim aklıma ne geliyor? Ulan hay şöyle içiyordum bıraktım. Hayatta namaz kılmıyordum namaza başladım. Yani benim hep güzel anlarım var. Bir de bana demediler ki ya işte şu hakimi ele geçirdik de şuradan şunu yapacağız. Ya biz soruları alıyoruz işte çalıyoruz da işte normalde ne diyorlardı? Vatan millet bayrak. Bak işte yurt dışında temsil ediliyor. Gidiyorsun, gittim oralara. Gerçekten Türk okulları var. Çok hoşuma gitti ama ne yapayım? Ben adamların hesaplarını mı kontrol edeyim? Bir de mesela Samanyolu Televizyonu'nda çalışan insanlar, yönetmenler, yapımcılar ne bilsin kardeşim? Bizi tek bildikleri eşek gibi çalıştırmaktı, kullanmaktı. Memur maaşıyla yolumuza devam ettik hep. Bunun adı hizmet oldu. Gece gündüz çalıştık, hiç para almadık. Bunun adı hizmet oldu. Oraya gittik, buraya gittik, süründük. Bunun adı hizmet oldu. Niye? Hep o börek, çörek açan anneler, ablalar, temiz insanlarla biz mesela bak Allah göstermesin sen hizmettensin. Beni senle kandırdılar. Tamam mı? Seni benle kandırdılar. Ha. Ahmet'i Mehmet'le kandırdılar. Ayşe'yi Fatma'yla kandırdılar. Böyle bir titan gibi biz birbirimizi kandırıp oynarken bunlar yukarıda iş bitirdiler. Reis şimdi genelde FETÖ'cüler 15 Temmuz'dan sonra yeni bir dümene girdiler. Takiye. Takiye meşhur. Takiye'den şimdi, kastın o kadar çok dümenleri var ki. Hangi şimdi takiye? Şu, ben FETÖ'cü değilim ama gerçekte FETÖ'cü kalpte. Zaten FETÖ'de emir vermiş ya bana saydırın falan filan yapın şudur budur. Bunların yeni bir dümeni var, takiye yapıyorlar. Yani ben FETÖ'cü değilim ama gizli kalpten FETÖ'cüyüm. Yani münafığım. Münafığın özellikleri bunlarda var yani. Vallahi ben sana şunu söyleyeyim bak. Burada gene hep ortaya şey giriyor. Ben devletime sonuna kadar güveniyorum. İstihbaratıma sonuna kadar güveniyorum. Emniyetime sonuna kadar güveniyorum.
askerime sonuna kadar güveniyorum. Bunlar asker mi? Yani la bir general ya, bir generalin ya sen olmuşsun, bir başbakan, bir cumhurbaşkanı etrafında koy. Senin neye ihtiyacın olur başka? Ne istiyorsun be adam? Ne istiyorsun daha? Anladınız mı? Yani şimdi bu sadece koşulsuz bana göre bir FETÖ bağlılığı değil. Bunların ellerinde bir şeyleri var. Çünkü bunların farklı farklı metotları var ya biliyorsun. Olayı mutayla falan da evet, çözüyorlar. Hiçbir yani ben net bir şekilde böyle kendinden geçen adam görmedim bu işin içerisinde. Kendinden geçen adamlar zaten saklı gizliydi, anladın mı? Yani bunlar bu insanları öyle bir yerden bağlamışlar ki adam diyor ki mesela şu açım çıkacağına hapiste yatayım daha iyi. Ne bilmiyoruz. Ne olduğunu da bilmiyoruz yani. Yoksa sana mantıklı geliyor mu? Mantıklı gelmiyor bazı yerlerde. Ha, şimdi bir insan FETÖ'cü değilim dese ne kadar kendini gizleyecek kardeş? Şimdi sen reis devletine güveniyor musun? Elhamdülillah. Ne kadar devletten kaçabileceksin? Kaçan madem FETÖ'cü olmayan peki on binlerce kişi niye kaçtı? Bu 70 bin kişi niye şeyde? 70 bininden fazlası niye hapiste? Peki benim devletim 3 bin 4 bin polisi geri görevine iade etmedi mi? Savcılarını geri göreve iade etmedi mi? Gidip mesela itirafçı olan, pişman olan gerçekten şeyleri, pilotları görevine iade etmedi mi? Şimdi demek ki bu devletin bir çarkı var, işleyişi var. Bunlar öyle bir hale getiriyorlar ki bunlar bizi parçalayacak. Pilot mevzusunda karşı çıkanlar oldu. Nasıl olur dediler falan filan dediler. Bunun şey yok ki. Adam atıyorum mesela hadi bana söyle. 20 mesela 10 yıldır adam FETÖ karşıtı görevlendirilmiş olamaz mı? Bir türlü mesela atıyorum AK Parti yanlısı gibi görünüp çok var ve öyle. Ha bak 5 yıl önceden 10 yıl önceden görevlendirilmiş olamaz mı? Ve herkes birbirinden zaten bunların amacı herkes birbirinden şüphelendirmek değil mi? Nasıl yaşayacağız reis? Nasıl yaşayacağız? Yani sen bana güvenme. Ben sana güvenmeyeyim. Kargaşa olur o zaman. Anladın mı ne demek istedim? İstedikleri o. Ve Twitter'dan özellikle sosyal medya aracılığıyla Twitter'a sesleniyorum. Eğer bir insanın gerçekten ne mal olduğunu anlayacaklarsa geçmiş tweetlerine baksınlar. Eğer bir iyileşme yavaş yavaş bir gelin yani bir anda U dönüşü yaptıysa bu sıkıntı. Çünkü benim tam olarak bir kere önce kendim adam mesela güller saçıyordu Twitter'da. Üstlük namustur diyordu. Ben de şunu dedim 17-25 röportaj verdim. Bunların 17. Madem hoca çok alim. Ben ona inanıyorum. Ne dedi dedim? Kim bilmem şuysa buysa ihanet içindeyse evlerine ateşler salınsın demedi mi? Ocakları sönsün demedi mi? Dedim şimdi gelinen duruma bakın dedim. Adamlar onunla da küfrettiler. Ne namussuzluğum kaldı ne şerefsizliğim kaldı. Bir tweet paylaştım Mart ayında. Geçen Mart ayında. Abuk subuk insanların tweet oyunlarına gelmeyin. Mesele bir olup devletine sahip çıkma zamanıdır. Kanmayın dedim. Allah rızası için bana söyle ne var bunda? Yok sen şimdi... AK Parti mi var? Yok bunda... vatan var. Yani ya da başka bir... Mesaj belli. Nasıl? Tam 30 bin kişi takibi bıraktı. Şimdi ben bir şey anlayamıyorum yani. Bunlar şimdi... Ben şunu diyordum mesela... Bir insanın devletine karşı çıkması için hainlik de yetmez. Bunlar akıllı çünkü üst tabakası. Bunda bir şey var dedim. Hiç durmuyorlar dikkat ettin mi? İnsanlar nefret ediyor durmuyor. Aileler birbirine düşüyor durmuyor. Karı kocadan nefret ediyor ayrılıyor. Ana baba oğlundan nefret ediyor. Oğlu anasını babasını siliyor. Ya benim yanımda bir yakınım. Babası diyor ki kurban olayım yaradana diyor. Sana vereyim para. Emekli ailemi ben vereyim. Çık bunların içinden. Babasını reddetti. Neredeyse babasını reddetme noktasına geldi. Reddedenler de çok. Ve bunun adı ne oluyor biliyor musun? Hizmet. La böyle bir şey olur mu? Öyle bir mantık olur mu? Ben de gidiyordum elden. Vallahi karımla boşanıyordum. Niye? Çünkü ben diyordum ki ya kardeşim öğrenci. Bir de başımıza polis soktular. La bize ne polisler? Yani tamam emniyet teşkilatı bizim başımızın tacı da. Hani biz öğrenci için çabalayacaktık? Okut öğrencini. Ne yapıyorsan yap, Allah'ı anlat, efendiler efendisini anlat sallallahu aleyhi ve sellem. Bunları anlat. Bir de onlar kendileri FETÖ'ye efendimiz diyor. Vallahi ben Allah için hiç şey yapma ama duyduğum kadarıyla bir peygamberleştirme vardı. Yani artık ne zaman mesela vardı? Şöyle ben şuradan anlıyorum. Mesela senin gibi soruyorlar tamam mı? Sen boşa mı soruyorsun?
Ben görmedim böyle bir şey. Büyüğümüz derlerdi. Ondan sonra efendi derlerdi. Hoca efendi derlerdi. Ama ben böyle bilmem peygamberimiz falan. Ama çevremde duyuyordum. Şimdi ben düşünsene Fethullah Gülen'in peygamber olmadığını anlatıyordum. Bu ne kadar acı bir şey ya. Yani o bir şey biliyordur. Onun bir bildiği vardır. O yalnız zaten. Evet biliyormuş. Demedi mi evlerine ateşler salınsın diye, ocakları sönsün dağılsın diye. Peki. Varmış bir bildiği tamam işte. Reis bedduayı duyduğunda? İlk ağladım. İlk ağladım. Çünkü o çok işi bilen bir adam. Yani o beddua kısmı herkes izleyebilir. 20 dakika güzel güzel konuşuyor. Yani ortamı hazırlıyor, ısındırıyor insanları. Bizim gibi salakları tamam mı? Böyle alttan giriyor, üstten çıkıyor. Onu çok iyi başarır. Son 7 dakikada çakıyor. Ama güzel bir şey yaptı. O ettiği beddua işe yaramadı mı reis? Yaradı. Bak şu an kaç tane ortalama 3000-4000 tane kurum devletime geçti. Elhamdülillah devletimize geçti. Ya diyorum ya maceracı bile devletin. Samanyolu kurumu, adı, sanı her şeyle devletin. Reis şimdi Samanyolu gitti, uçtu. Artık öyle bir kanal yok. İnşallah kıyamete kadar da gelmez. Onun yerine son hedef geldi. O ibret. Hayır onun yerine son hedef gelmedi. Onu frekans ayıralım. Aynı. Ha, şimdi bak onu ayıralım. En çok yanılan taraf, yanıltan taraf o. Şimdi. Zaten öyle bir şey FETÖ'cü olsa bu kanal devlet izin verir mi? Hemen gırtlağına yapışır adamı. Zaten frekansı satan devlet değil mi? Evet devlet satıyor. Şimdi devlet kurumu evet. Yani. Şimdi frekansı ihaleye çıktı. Fakat bak şimdi burada Yiğit'in hakkını vermek lazım. Benim devletim 18 yaşında ve Yiğit bir devlet. Evet. Çok güvenilir insanlara verdi. Çünkü artık aynı hataya bir daha asla düşmez. Ne zaten biz düşer miyiz ki devlet düşsün? Biz devlet değil miyiz? Genel manada böyle. Hedef medyaya verdi. Hedef medya vatanını, milletini seven, yani devletine bağlı, devletine bağlı olduğu için hükümetine bağlı. Yani ve destekleyen, hükümetimizi destekleyen, Sayın Cumhurbaşkanı, Başbakanı destekleyen, kusura bakmasınlar insanlar, yani birilerini desteklemek zorunda. Yani ben hiçbir zaman görüşümden kaçmadım. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'nı sevdim. Kırgınlıklarım oldu. Çünkü zorla başbakan sevmiyor bizi. Şey yapacak, yok edecek, bitirecek. Nereden giriyorlar? Doğudaki okullarımız kapanacak. Bilmem işte şuradaki eğitime şey verecek. Eğitim sistemi zaten malum. Ulan 10 milyar alıyorsunuz, 20 milyar alıyorsunuz milletten. Hiçbir beleş okuyan çocuk görmedik ayrı bir şey. Böyle böyle bizi öyle bir hale getirdiler ki. Yani ya resmen şey olduk yani. İki arada bir derede kaldık. Yoksa taban hiçbir zaman Sayın Cumhurbaşkanı'ndan vazgeçmedi ki zaten %49,5 oydan da anlaşılıyor. Reis sen bu işin içindesin. Yani ne olursa olsun durum belli, partiler belli, halkın genel manadaki görüşü belli. Birileri çıkıp diyecek sen FETÖ'cüsün desin. Herkes birbirine bunu söylüyor ama şunu unutmasın insanlar. O pisliklerin amacı bu. Ben FETÖ'den ne anlıyoruz? Yani kandırılmışları bir kenara koyalım. Şimdi adamın biri bak bir hikaye anlatayım sana. Urfa'ya gittik çekime Yeni Türkiye programı olarak. Oturuyoruz işte camia muhabbet ediyoruz. Bir tanesi dedi ki benim kardeşim içeri aldılar dedi. Geçmiş olsun ama benim kardeşim suçsuz dedi. Dedik ki aynen devletimiz var. Eğer suçsuzsa er ya da geç ortaya çıkar, kardeşiniz salıverilir. Ama zaten dedi, bak şimdi bak bombaya bak. Zaten dedi, o dedi orayı medrese-i Yusufiye olarak görüyor dedi. Böyle var ya, sıktım, bu kadar sinirliyim ki. Dedim ki, abi sana bir dua edeceğim, çok acayip bir dua edeceğim. Senin kardeşin dedim, ne zaman ki medrese-i Yusufiye'yi hapishane olarak, parmaklık olarak görür, inşallah o zaman hapisten çıkar dedim. Bak dedim çok acayip bir dua ettim. Böyle kaldım. Lan ne medrese Yusufiyesi? Parmaklık, hapishane. Hapishane orası. Hani medrese Yusufiye biz burada arınıyoruz, hizmet ediyoruz falan. Hikaye birbirlerini gaza getiriyorlar. Böyle bir şey yok. Böyle bir akıl, böyle bir fikir, böyle bir mantık yok. Şimdi o medrese Yusufiye mevzusu orada bir eğitim var. Amacıyla söylemiş. Artık kötü niyetli mi, gerçek niyetli mi onu bilemiyoruz. Medres bak, tevafuk. Evet. Hayatımızdan
kaldırdılar. Tevafuk. Çünkü hani bunların kendi aralarında tevafuk var ya, artık tevafuk derken bile korkar hale geldim. Medrese-i Yusufiye, yani imani ve ahlaki olarak aslında insanların ruhlarının Rabbine doğru yaklaştırılması anlamında. Ama bunların kullandığı bu değil ki. Ben çözdüm diyorsun. İşte. Tabii Medrese-i Yusufiye dediğinde kaç. Eğer birisi sana hapishaneme ne zamanki Medrese-i Yusufiye dedi, kaç. Bunların kullandığı böyle güzel günler, bahar gelecek, kaç. Ne baharı? Bahar on binlerce kişinin Amerika'ya kaçması mı? Bahar FBI tarafından korunan bir yerde yanında durup oh yiyip içip yatıp evet bahar gelecek deme mi? Gelsene buraya, gel. Ya gel, Bediüzzaman örnek alıyorsun ya. Gel. Bediüzzaman'ı örnek alıyor, sevmiyor. Gel. Bir taraftan da pir diyor ya, Hazreti Pir diyor. Şimdi gel, Hazreti Pir hapishanelerde çürümedi mi? Gel. Zaten bir odan yok mu senin? Bir odan var, ne güzel, küçücük. Bak sana daha 150 yaparız burada. Gel, hiç değilse insanlar, seni sevenler desin ki bizim için kendini feda etti. Delikanlı, imanlı da desinler, derler onlar. İmanlı, yürekli, işte bizim büyüğümüz, efendimiz, cartımız, curtumuz bizim için geldi kendini, şeye girdi, medrese Yusufiye'ye girdi. Medrese Yusufiye burada, gel, gel. Bak bizim ne güzel Yusufiye'lerimiz var, Silivri Yusufiye'miz var, bir sürü değil mi? Orada ona güzel bir yer de yapılır. Gel, hiç değilse bizim de içimiz soğusun. Yani olmaz ki reis. 17 yıl oldu, gel, yeter gelsin. Olsun, tam soğumasın. Tam gene gelsin. Bak nasıl soğuyor. Öyle bir soğuyor ki gelsin, devletimin kucağına gelsin, devletimin yanına gelsin. Şefkatli kollarına gelsin. Benim devletim öyle büyük bir devlettir ki ona da bir şey yapmaz. Benim devletim onu da adaletiyle, Rabbimin izniyle adaletle yargılar. Peki nerede? Uluslararası mahkemelerde yargılanacakmış. Uluslararası hangi mahkeme? İngilizler, Fransızlar, Amerikalılar, tamam mı? Çok adaletli, çok güzel, harika. Haklı yani. Ulan böyle bir, ya ve buna şakşaklayan, alkışlayan şeyler var, adamlar var. Lan Yunanistan'dan alamadık ya darbecileri. Anladın mı ne demek istediğimi? Yunanistan da girsin oraya, anladın mı? FBI tarafından kurulan Amerika'da şey olsun, uluslararası bir mahkemede karar versin. Ya şimdi bu zihinlerle dalga geçmektir, alay etmektir. Şimdi birileri hala bu ülkede yani yaşayıp da kripto oluyorsa Rabbim adaletiyle tecelli eder. Kimse merak etmesin. Yani burada birisi yok kriptoymuş. Bak müthiş bir teyakkuz var. Devletin her kademesinde. Herkes birbirini kontrol eder vaziyette ve vatansever o kadar çok insan var ki reis. Elhamdülillah. Bak benim bir şeyim vardı. Ondan bir parça yayınlasana araya. Onu bir yayınlasana. O polisi bir yayınla ne olur. Hadi şimdi bir şey yaptı. Bir yayınla da geri dönelim. Ya var mı sende öyle bir şey? Var. Ha? Var reis. O zaman bir ara bir şey ver de geri dönelim. Tamam, onu reis. Bir yayınlayalım. Onu bir yayınlayalım. Ondan sonra devam edelim reis. Devam edelim. Onlar her birimizden bir parça aslında. Senin, benim, bizim için canından geçen nice isimsiz kahraman. Adı bazen Ömer Halis Demir olup dökülür dile. Bazen Fethi Sekin. Ama biz biliriz ki hepsinin adı vatan, her birinin adı polis. Ey polisim, sen sağ oldukça vatan var olur. Sen var oldukça Türk milleti sağ olur. Ne yaşarsak yaşayalım, polisimizin eli vatanımızın üstünde oldukça el ele yürür, omuz omuzla çarpışırız. Kolaylar gelsin. Rabbim sizleri korusun inşallah. Vallahi ebeden bu millet size dua ediyor. Ya gece gündüz namazlarında birçok kardeşlerinizi şehit veriyorsunuz. Onlar bizim kardeşlerimiz. O kadar acı ve sıkıntı çekiyoruz ki. Allah razı olsun. Bu vatan için biz varız zaten. Askeri de biziz, polisi de biziz. Elhamdülillah. Öleni de biziz. Sağ kalan da biziz. Bu vatan için devam edeceğiz. Vallahi abi. Kayseri ile ya Adana ile başladı. Kayseri, İstanbul hepsi acayip bizi yordu, acayip üzdü. Aynen öyle. Ama ben bir taraftan da diyorum ki elhamdülillah yani
bu çekilen acılar, ızdıraplar bir taraftan da bu milleti daha mı birleştiriyor? Tabii ki de. Bu millet böyle oldukça daha güçlü aslında. Böyle oldukça da bu hainlere fırsat verilmeyecek Allah'ın izniyle. Yani biz her zaman varız. Ne Ömer Halis Demirleri biter, ne başkası biter. O gider Muhammed Emin gelir. O gider Hasan gelir, Hüseyin gelir. Hiç fark etmez. Olay budur. 15 Temmuz sonrası en çok dikkatimi çeken şey sizlerin önüne halkın geçmesi. Aynen. Şimdi tamam siz de haksınız ama bir kamu görevi tabii yapıyorsunuz. Durun biz sizi koruyacağız. Siz diyorsunuz ki hayır biz sizi koruyacağız. Aynen. Nasıl bir duyguydu o ya? Ya şimdi polis demek zaten halk demek. Oradaki halk bizim anamız, babamız, kardeşlerimiz, amcalarımız, dayılarımız yani. Biz hiçbir zaman halktan ayrı değildik zaten. Halk da bizden ayrı değildi. Biz hep iç içeyiz. Burada gördüğünüz herkes arkadaşımız, dostumuz, eşimiz. Allah razı olsun. Bir dakika. Beraberiz. Polisimle, askerimizle hep beraberiz. Allah'a çok şükür. Onlar bizi nasıl görüyorsa biz de aynı onlarız. Ya bu keyfi, bu muhabbeti aktarabilmek o kadar güzel ki. Çok şükür yani bir taraftan da milli seferberlik de bu olması lazım. Aynen. Değil mi? Polisiyle, askeriyle, halkıyla bir bütün olarak şu çevremiz, kıyımız, köşemiz düşman dolu. Beraberiz. Yapabileceğimiz aynen tek bir şey birlik olmak, devletimize sarılmak. Aynen öyle. Devletimizin abi önüne biz kalkan olacağız. Yapacağız. Aynen şey öyle. Peki. Devlet baki, ebedi kalacak yani hiç. O konuda sıkıntı yok Allah'ın biz izniyle. Biz geçeceğiz ama devletimiz devlet Allah'ın bağcı izniyle aynen kalacak. Allah razı olsun. Allah razı olsun. İsim neydi? Sizden. Muhammed Emin. Muhammed Emin, çok teşekkür Allah ediyorum. Ben bütün emniyet teşkilatı adına bu eli tutuyorum. Yani gönlümden kalbimden yemin ederek bu eli öpmek geçiyor. Ama hakkınızı helal edin. Yani şu eller bir olduğu sürece hiçbir zaman bu ülkeye hiçbir hain, hiçbir şeref yoksunu ne müdahale edebilir ne el sürebilir. Bu eller koy abi elin üstüne. İşte halk dediğim budur. Elhamdülillah. Rabbim bu güzelliği. Ha, korkun korkun. Anca düşman korksun. Dost da gurur duysun Allah'ın izniyle bu elle. Allah razı olsun. Polisiyle, askeriyle Murat Yeni Türkiye yollarında cumartesi günü 20'de Son Hedef TV ekranlarında sizlerle. Vatan sağ olsun. Nasıl? 10 numara reis. Bak bir insan, ben hayatımda, benim işim doğaldır aynı senin gibi, girerim. Bir anda bir baktım, hiçbir şey yok. Elimde mikrofon, bak orada kendi konuştu. Hepimiz Ömer Ali Demiriz, hepimiz Fethi Sekiniz, bu vatan için biz varız dedi. Şimdi ben neden şüphe edeyim? Ben neden kaygılanayım? Sonra oradan halk geldi, bak el ele verdik. İşte Türkiye Cumhuriyeti, yeni Türkiye bu. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifade etmeye çalıştığı, Sayın Başbakan'ın ifade etmeye çalıştığı bu. Yeni Türkiye gelişerek özüne dönmek. Yeni Türkiye'yi bunlar çok. Türkiye bir tane falan diyorlar. Ya elbette ki Türkiye bir tane. Adam Türkiye'yi alıp başka bir şeye dönüştürmüyor. Osmanlı diyoruz bak. Atalarımız, ceddimiz. Yavuz Sultan Selim köprüleri kuruluyor. Onun dışında hep böyle yani bizim şerefimiz, anımız, şanımız olan devlet büyüklerimizin isimleri, padişahlarımızın isimleri konuluyor. Yeni Türkiye bu. Yeni Türkiye gelişme. Bana sor. Bu ülkede 15 senedeki gelişmeleri sana anlatayım. Şimdi neyini inkar edelim? Bu arada bu insanlarla bir araya geldikçe 15 Temmuz'dan sonraki o birliği görüşü dediğim tek bir şey var. Bir canımız var. Bak başka, ben çok tırsak bir adamım aslında. Bakma sen bana. Maceracı biraz sağlamcı olur falan demişimdir. Beni izleyenler bilirler. Ama iş şeye geldi mi, vatana geldi mi, o Çanakkale genleri bak nasıl ortaya çıkıyormuş. O tankın önüne yatan. Baksan belki çok korkak bir adam yapı. Belki panika, ben panik atak hastasıyım çünkü. Belki bir rahatsızlığı var. Ne oldu vatan olunca? Reis, o gün çok değişik. Ya. O gün çok değişikti. Ve en büyük yandığım şey o gün ben çıkamadım dışarı, biliyor musun? O yüzden Rabbim bu FETÖ denilen şeye inşallah bana hesap soracak mahşer günü bir fırsat versin. Çünkü hani direkt bana sordun ya Ekşe'de FETÖ'cümüz diye. Çıldırıyorum, deliriyorum. En sonunda bir tane benim çok değer verdiğim AK Partili bir kardeşim var. Sosyal medya fenomeni. Ona şey yaptım, mesaj attım. Dedim ki çıkayım mı? O benim durumumu biliyor yani. Çektiğim acıyı biliyor. Dedi ki zarar görürsün dedi. Çünkü niye? Ben beni o zaman da görsem zaten yanımda kardeşim ölmüş, vefat etmiş, şehit olmuş. Bir taraftan
asker denilen, asker diye kendini adlandıran birisi sıkıyor. E beni görmüşsün şimdi, ne yaparsın? Aklıma o Samanyolu geliyor. Aynen. Ne gelir? FETÖ gelir ve o çok büyük bir acıydı. O imaj zaten bitmiş. Hayatım işte o çok büyük bir acıydı. Hayatımdaki en büyük acı oydu ama çok dua ettim. Elhamdülillah hemen Twitter'dan destek verdim. Yani halkın iradesiyle seçilmiş bir iradeyi yok edecek bir irade olabilir mi? Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Başbakanım, sonuna kadar arkanızdayım diye. Yapabileceğim oydu çünkü o anda. Çok mücadele ettim. Beştepe'ye gittim. Hep bir korku vardı. Yani Kısıklı'ya gittim, Taksim'e gittim. Hep bir korku vardı. Ben bunu hak ettim. Rabbim bana bu acıyı çektirdi. Bir sene benim evim bana mezar oldu. Ben bunu hak ettim. Niye hak ettim? Daha akıllı mı olsaydım? Daha uyanık mı olmalı mıydım? Bunu bilmiyorum ama ben çok güzel insanlar gördüm. Ve ben o insanların birçoğunun acı çektiğine inanıyorum. Şu an mesela birçoğunun dillerine tercüman olduğuma inanıyorum. Kalplerine tercüman olduğuna inanıyorum. Ama bu saatten sonra net söylüyorum. 15 Temmuz sonrası dünyanın en iyi insanı olsun. Hala FETÖ'ye destek veriyorsa benim gözümde teröristtir. Militandır, cezasını çekmek zorundadır. Yani bunun başka bir mantığı yok. Benim tek ricam onların oyunlarına gelmesinler. Artık hani biz hep şunu, FETÖ dönünce ne vardı? İyi insan, kötü insan. Bilebilir misin kim iyi, kim kötü? Zaman gerek, yaşamak gerek ama FETÖ'cülük ve kriptoluk muhabbeti onların en çok böyle kaşıdığı nokta. Çünkü niye karışıyor ortalık? Sen bana güvenmiyorsun, ben sana güvenmiyorum. Bu oyuna gelmemek lazım. Yani akıllıdır benim milletim. Akılla, mantıkla, yoluna devam etmesi lazım. Son bir şey rica edeceğim. Hani biliyorum çok da vaktini almayayım. Bir, önümüzde referandum var. Biz ve halkın geneli benim gördüğüm, ben çünkü Yeni Türkiye programıyla artık Türkiye'yi karış karış dolaşıyorum. Elhamdülillah çok da güzel karşılanıyorum, bunu söyleyeyim. Herkesten Allah razı olsun. Çok güzel, ülkem için evet diye bir ifade var. Ben her gün bunu ifade etmeye çalışıyorum Twitter'dan naçizane ve programlarda insanların düşüncelerini alıyorum. Herkes haddince üzerine düşeni yapmalı. Eğer ülkesini seviyorsa, vatanını seviyorsa, bir cumhurbaşkanı beni yargılayın diyor. Yani 18 yaşındaki bir gencin aklını ve fikrini kullanabilme fırsatı veriyor. 600 milletvekiliyle herkese ulaşabilecek, %10 demek bu çok önemlidir, bir milletvekili portföyü oluşturuyor. Dolayısıyla ülkenin önünü açacak olan bu referanduma ben halkın evet diyeceğine yürekten inanıyorum. Ama evet diyenlere yalaka diyorlar. O zaman hayır diyenler ne yalakası? Yani o zaman biz ne diyelim? İşte mümin ve Müslüman ve gerçekten ben mütedeyyin insanların şu yönünü seviyorum. Yani artık öyle oldu ya. Yani mütedeyyinler evet diyor, işte karşıt fikirler hayır diyor. O civardan da çok evet diyen çıkacak, onu da söyleyeyim sana. Karşılık vermemek çok keyifli. Bana ne küfürler ediyorlar. FETÖ'cüler. Ama nasıl biliyor musun? Ben en güzel yolu buldum. Sana bir şey söyleyeyim, inanır mısın bilmiyorum. 20 bin kişiyi engelledim. Rekor bende ve düzenli olarak Twitter'da sayısı azalan tek benim. Yani cevap vermemek en güzeli. Cevap vermeden, kızmadan, bağırmadan, çağırmadan, yakışan bir üslupla evet'i desteklemek lazım. Mesela sen gidiyorsun, insanların fikirlerini sosyal medyada, ki seni çok seviyorum onu söyleyeyim. Devamlı takip ediyorum yani en başından beri. Alıyorsun fikirlerini sosyal medyada ve artık televizyonda son hedefte ifade ediyorsun. Gel bu tarafa. Benim yapabileceğim şeyler sınırlı. Ancak dilimin döndüğünce ve işimce yapabilirim. Benim yaptığım iş televizyonculuk. Ben sosyal medyadan anlamam. Yani 20 yıllık televizyoncu olunca biraz fosilleşiyorsun, biliyor musun Bülent? Yani o yüzden ancak işimde yaparım. Ben de artık ne yapıyorum? Programlarımın aralarına halk röportajları alıyorum. En azından öyle katkıda bulunmaya çalışıyorum. Ama herkes komşularıyla iletişime geçmeli, çevresine neden evetin gerekli olduğunu söylemeli, medeni bir şekilde tartışabilmeli. Ülkemiz gerçekten var olma ve yok olma mücadelesi içerisinde ve biz, çevremiz,
televizyonumuz sonuna kadar Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasındayız. Allah ona hayırlı ömürler versin. Her türlü kazadan, beladan, musibetten, dış mihrakların üzerine çullanmasından vatanını, milletini kalkan yapsın. Onu korusun Rabbim. Duam o. Çünkü bizim Cumhurbaşkanımıza şu ara çok ihtiyacımız var. Yani onun, Rabbim ne zaman onun ömrünü alır bilemem ama benim ömrümden alıp onun ömrüne katsın diyen, sana yemin ederek söylüyorum, milyonlar var. Bu çok önemli bir şey, biliyor musun? Ben hiç görmedim bunu. Bak sen 40 yaşındasın, ben 41 yaşındayım. Gördün mü böyle diyen bir bunca hayatında bir siyasiye, bir siyasiye aynı yaştayız. Aynı yani aynı nesiliz. Ben bunların hiçbiri sebepsiz değil.